Merhaba, herkes yeni bir günden. Şimdi yola çıkıyorum tekrardan. Hostelden çıkıyorum. Şöyle havuzlu hostelden. Güzel hosteldi ama şimdi gitme zamanı. Silikonville'ye gidiyorum. Bugün otostop deneyeceğiz ilk önce. Eğer olmazsa da otobüsle devam edeceğiz Silikonville'ye. Bugün içerisinde gitmeyi umuyoruz. Umarım bu şekilde gideriz. Şimdilik yürüyoruz. Şimdi otostop çekme noktasına geldik. Burada otostop çekiyoruz. Hatta bir araç durdu. Şöyle. Şimdi Sezer orada konuşuyor. Eğer olursa bineceğiz bakalım. Şimdi gidiyoruz. Oldu mu? Biniyor muyuz? Biniyoruz. Tamam. Şimdi oldu. Gidiyoruz şimdi. Biniyoruz. Bu abi alacak bizi. Parasını sordun mu? Para yok dedin mi? No money, okay? We don't have money, okay? No money. Bir dakika. Ah, okay. Mm-hmm. Yeah, good. Yaklaşık olarak 220 kilometre falan burada. Şimdi bindik araca gidiyoruz. İleride yol ayrımından sonra ineceğiz. Sonra başka bir arabaya herhalde otostop çekeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bugün içerisinde belki olmayabilir. Gidemeyebiliriz Silikonville'ye. Ama en kötü çadır falan kurup o şekilde bugün kalacağız. Şimdilik gidiyoruz. Motordan kamyona bindik, şu an gidiyoruz bu şekilde. Abi çok iyi. Motordan kamyon. Ömrüm takmışlar motora. Bu şekilde işleyen falan taşıyorlar. Motordan da indik. Bayağıdır yürüyoruz. Durmuyorlar ya. Anlamıyorum ya. Durmuyorlar yani. Anlamıyorlar zaten. Böyle yapıyoruz anlamıyorlar. O yüzden bu şekilde yapıyoruz. O şekilde anlayabiliyorlar. Ama hiçbir şekilde durmuyorlar yani. Burada otostop kültürü olmadığı için sanırım. O yüzden durmuyorlar. Şimdi yavaş yavaş yürüyorum işte ileri doğru. Oradan da devam edeceğim otostopa. Hava çok sıcak. Gördüğünüz gibi yakıyor. Elim. Yani kollarım yanmış yani. Şuraya baksanıza. Şimdilik gidiyorum. Etrafa bak. Etrafı gösterirsen. Şöyle büyük bir yol. Sezer de geliyor orada. Böyle gidiyoruz. Evet. Asya inekleri. Yolda yürürken Asya ineklerine denk geldik. Değişikler bunlar. Biraz daha farklılar. Normal ineklere göre. Omuzlarında böyle çıktı var. Takılıyorlar burada. Yani sahipsizler. Böyle kendi kendilerine takılıyor. Kimse gelip karışmıyor bunlara. Kafalarına göre istediği yere gidiyorlar. İstediklerini yapıyorlar. İnekler. Yolun ortasına gidiyorlar. Baksanıza. Şimdi otostop çekiyorduk. Baktık durmuyorlar. Biz de birazcık mola verelim dedik. Kamboçya'nın kahvesine geldik böyle. Şöyle bir çay içiyoruz. Kamboçya çayı içiyoruz. Çok güzel bir tadı var. Çok beğendim. Kahve içtim. Şimdi de çay içiyorum. Kamboçyalı dayılarla beraber. Burada çay içiyorum. Çok iyi gerçekten tadı ya. Dayılarla beraber. Şöyle bir eski bir yer. Kahve. Kahve yani.
Dayı var şurada. Şöyle çevireyim. Çok iyi gerçekten. Hemen şuradaydık. Şurada otostop çekiyorduk. Sonra bir mola verelim dedik, geldik buraya. Herkese yeni bir günden merhaba. Sonunda Silikonovilla, ismini tam olarak söyleyemiyorum, Kamboçya'nın bu şehrine gelebildik. Ya dün bayağı bir olay yaşadık aslında. Otostop çekiyorduk. Sonra Sezer arkadaşımın işte bir şeyi unutmuştu. GoPro şarj şeyini otelde unutmuş. O yüzden otele geri döndük. Sonra işte otobüs için baktık çünkü geç olmuştu. Sonra işte bayağı bir dolandık falan. Çok pahalıydı. En son işte 5-6 gibi akşam otobüse bindik. Sonra gece 11-12 gibi buraya vardık. Ondan sonra da vardığımız yerde yağmur yağıyordu. Mecbur işte orada kaldık. Yani kamp attık oraya. Şeyin lokantanın önüne kamp attık. Orada yattık. İşte şu an ertesi sabah işte adaya doğru gidiyoruz. Şurada tekneye bineceğiz. Ya çok pahalıydı bu arada tekne. Yaklaşık olarak 14 dolar verdik şu bilete. Şimdi bu şekilde gideceğiz adaya. Adada ne olacak, ne bitecek hiçbir fikrim yok yani. Gidince göreceğiz. İnşallah değer yani o kadar macera, o kadar para harcadık. Umarım değer o ada. Gerçekten çok para harcadık. Şimdi şu tekneye bineceğiz. Bununla gidiyoruz. 45 dakika sürüyor yaklaşık olarak oraya varmamız. Şimdi binelim bakalım. Şimdi bindik, gidiyoruz bu şekilde. Çok fazla insan yok ama genelde turist hepsi. Yaklaşık olarak 45 dakikaya orada varacağız herhalde düşünüyorum. İsmini söylemediğim Silikonovilla şehri. Böyle gidiyoruz. Şöyle bir adaya geldi, çok güzel ya gerçekten. Şöyle. Burası büyük ada, biz küçük adaya gidiyoruz. Deniz çok güzel, yeşil. Temiz gözüküyor ya. Normalde. İnenler var, gidenler var. Şimdi birazdan kalkacağız. Facebook
adada indik. Adada abi sonunda geldik. Ya 45 dakikadan birazcık fazla sürdü. 1 saat sürdü diğer adalara uğradığı için. Şöyle bir adaya geldik şimdi. Burası küçük ada. Diğeri daha büyüktü. Bir 3-4 gün en az buradayız. Sonra da bakalım. Şimdilik gidiyoruz. Nasıl maceralar bekliyor bizi göreceğiz. Bu arada ileride bir hostel var. Yaklaşık olarak 100 liraya falan günlük. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Eğer uygun olursa belki çadır falan teklif edeceğim işte. Eğer çadır kurup o şekilde kalabilirsek çok daha iyi olur bize. Daha uyguna gelir. Şimdi gidip bir bakalım, soracağız. Şöyle bir yere geldik. Şu an 2'yi bekliyoruz. Check-in yapmak için. Gecelik 5 dolar. Böyle manzarası var denize karşı. Aşağısı kayalık ama ya. İstediğim gibi değil yani, kum değil. Böyle fena değil yani burası. Şöyle bir manzarası var. Şu aşağıları indim, kayalık yani, yüzülecek çok iyi değil. Yüzmek için iyi bir yer değil. Şöyle bir yer. Yaklaşık olarak 5 dolar. Yani 5 dolara değer mi bilmiyorum ama bu şu anlık iyi yani. En kötü işte çadır kurup diyeceğim ki hani en azından yere para vereyim diye. 2 gün önce normal yatakta bir dinlenelim dedi Sezer. O yüzden bu şekilde 2 gün kalacağız. Ondan sonra ise bakacağım nasıl yapabilirim diye. Yine bir plan değişikliği yaptık ve başka bir diğer adaya geçmeye karar verdik. Ya orada kalacaktık aslında ama sonra işte dedik hani diğer adaya gidelim, hani daha iyi olur. Elektrik falan da sıkıntıydı burada. O yüzden dedik büyük adaya gidelim. Hem orada elektrik belki vardı, hem de işte daha uygun belki yer buluruz diye. O yüzden tekneye bittik. Gene para verdik tabii ki, bayıldık yani. Son bir haftada hani Kamboçya'ya geldiğimden beri de deli gibi para harcadım yani, neredeyse 100 doları aştı. Bir haftadır falan 100 doları aştı. Bu şekilde şimdi tekneye bindik 6 dolara. Buradan işte adaya gideceğiz, diğer adaya gideceğiz. Ondan sonra daha bakalım yani. İnşallah, sonunda inşallah bir yer bulabiliriz. Birazdan kalkacağız. Yola çıktık şimdi, öyle gidiyoruz. Batacak gibiyiz herhalde. Herhalde batacak gibi çıkıyoruz. Şöyle. Şöyle bir adaya geldik şimdi. Burada kalacağız bugün. Kum falan çok güzel ya. Burası daha iyi diğer adaya göre. Şimdi böyle gezeceğiz bakalım yani. Nerede kalacağız? Çadır kuracak bir yer bulmamız lazım önce. Çocuklar oynuyor. Bayağı turist de var burada.
Şöyle bir yer buldum. Tam tahta 10 numara. Bunun üzerine çadırı kuracağım. Şöyle bir manzaram var. Yani birazcık kötü plajım ama olsun, yine de çok güzel. Ağaçların altında böyle çadırı kuracağım. Şurada da parti yeri var. Güzel bir yere benziyor. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Sonunda çadırımı kurdum. Şöyle deniz kenarına karşı 10 numara bir çadır kurdum şöyle. Bayağı da gerdirdim yağmura karşı falan. Şimdi 2 günlük yolculuğun ardından sonunda denize gireceğim. Ve çok heyecanlı, çok heyecanlı, aynen. Çok heyecanlı. Aa,